Hayır zaten yani sinirim bozuk zaten. Bir de kalkıp neden hani böyle bir şey oluyor anlamıyorum ya. Ne oldu ya? Abi. Hemen çözüm üretelim CEO olarak. Abi şöyle ya bir yanlış anlaşılma oldu. Ne gibi? Konuşabilecek gibi değilim ya. Biraz sert şey oldu abi ya. Aslında hani büyütülmemesi gereken bir şey de. Ve hani ben böyle bir böyle bir yerde çok çalışmak istediğimden emin değilim. Tamam abi siz üçünüz çıkın. Çıkın abi. Çıkalım birazdan gidelim. Burası kayıtta. Sevgili Mustafa Bey, bir Nisan şakası yapacağız. Arkadaşların fikriydi. Evet, İrem Hanım'ın fikri. Teşekkürler. Hiç ben. Enes Bey hemen kabul etti. Kayıtta mı? Mikrofon kayıtta değil mi? Var mı? Konseptimiz biz İrem'le kavga ediyoruz. İşte ne yapıyoruz? Bilmiyorum ama ne yaptınız? Yaptığımız şey şu, bir tane kadınlarla ilgili e-ticaret üzerinde aslında bir tane video çekeceğiz. Video çekmek istiyoruz. Ben diyorum ki işte, İrem diyorum, bence vlog tarzında başlasın. Böyle doğal olsun. Mutfakta böyle işte bulaşık yıkarken falan başlasan diyorum. İrem de niye böyle bir konuyla, niye böyle bir vlogla başlayalım diyor bana güya. Ve biz de onun üzerine tartışıyoruz. Ben odadan çıkıyorum, İrem... Ağlayacak mısın? Ben ağlayıp işten ayrılma kararı alıyorum. Ağlayıp işten ayrılma kararı alıyor. Şu anki kameradaki Berk de onu teselli ediyor. Enes de ispiyonculuk yapıyor. Gidip konuyu... Bu söyledi. Evet, gidip konuyu şeye anlatıyor. Mustafa Bey anlatıyor. Diyecek işte... abi böyle böyle bir durum var, ben ne yapacağımı bilemedim, sana haber vereyim diyecek. Reaksiyonlarını alacağız yani. Umarım hep beraber işten çıkmayız tamam, yani. Çözersiniz ya deyip çıkmaz inşallah. Bu kadar prodüksiyon kurduk ama. Gizli kameraları göstersene diyeceğim. Evet, çok gizli oldu. Yani, son kameraları böyle ulu orta koyduk. Onun sebebi şu, e-ticaret videosu çekiyoruz. Kameralar o yüzden varlar. Bu konuyu kameralar karşısında mı konuşuyoruz tarzında bir tepki alacağımızı zannetmiyorum. Yok. Zaten normalde de böyle çekiyoruz. Evet. Yani şu an içerik çıkıyormuşuz gibi, aslında normal bir video çekiyormuşuz gibi senaryonun başında. Sadece Ekrem Bey konuyu beğenmiyormuş. Ve daha sonra oradan bir konuyu beğenmiyormuşum. Çıkıyormuş gibi. Yani evet, eleştiriyormuş. Ben onun eleştirmesini beğenmiyormuşum gibi. Evet, hazır mısın be? Hazırım abi. Mustafa Bey şu an toplantıda mı? Gel gel abi gel. Kesin provasını almamız lazım yani. Gülmememiz lazım. Bence tartışmanın da provasını almamız lazım. İşte onu alalım şu an. Ha tartışmanın mı? Tartışmayı hiç görmeyecek ki. Ben görmeyecek tartışmayı yani. Evet. Tartışmayı hiç görmeyecek. Ben diyeceğim ki Ekrem Bey ağlıyor falan. Birini insan şakasına 29'unda konuyu Enes'e çeviriyoruz. Biz açıldıktan sonra çalışmaya devam ediyormuş. Yandık ya. Evet, ticarete böyle bir şey lazım. Hazır. Tamam. Bayağı. Abi benim ağlamam lazım. Abi size bakmam lazım dedi. Gülüyorsunuz çünkü güleydi yani. Sen tebessüm ediyorsun, gülüyor. Daha dedim, Berk abi bir oynadık. Şöyle Oscar'a çıkaracak. Hayır zaten yani sinirim bozuk zaten. Bir de kalkıp neden hani böyle bir şey oluyor anlamıyorum ya. Ne oldu ya? Abi. Hemen çözüm üretelim CEO olarak. Abi şöyle ya bir yanlış anlaşılma oldu. Ne gibi? İşte kadın ne yapın? Onu konuşuyorduk. Sonra işte şey Ekrem'le küçük bir şakalaşma şeyimiz oldu aramızda. İrem mi? Yok biz kendi aramızda yaparken biraz ofansif oldu. Evet. Sonra işte İrem de şey yapınca biraz sert. İrem de nedir? Ne oldu ki? Anası da İrem ne oldu? Valla Mustafa Bey çok konuşabilecek gibi değilim ya. Biraz sert şey oldu abi ya. Aslında hani büyütülmemesi gereken bir şey. Ya ben bir tane video çekmek istemiştim. Genel
hani e-ticarette kadınların rolüyle alakalı. Ondan sonra işte ne dedi ya Ekrem Bey? Bulaşık falan bir şeyler dedi, işte vlog çekelim dedi, işte sen bulaşık yıkarken biz işte mutfaktan başlayalım falan dedi. Benim açıkçası ağrıma gitti yani, senin için ne kadar önemli bilmiyorum ama benim ağrıma gitti. Çünkü bu, yani bizim biçildiğimiz rol bu değil bence toplumda ve bu olmamalı. Ondan sonra ben biraz hani niye böyle diyorsunuz gibi bir şey dedim. O biraz çıkıştı falan, böyle üst üste konuştuk. Ondan sonra işte iş tartışmaya döndü. Hani siz de az önce geldiğiniz normalde gayet iyiydik yani, şen şakraktık. Ama şu an hani elim ayağım titriyor zaten, hiç konuşacak halde değilim. Ve hani ben böyle bir böyle bir yerde çok çalışmak istediğimden emin değilim. Kendini iyi hissettiğin bir iş yerinde bir diyalogdan, şimdi böyle bir yerde çalışmaktan emin olamıyor musun yani? Ya şöyle hani iyi... Ne oldu? Yok, bir şey, mevzu geçmiş herhalde de... Ben kaydım mı geçmiş? Niye alıyorsun ki? Bir şey yok ya. Şakalaşmak tehlikeli olabiliyor ya da işte... Bazen gereksiz yere fazla yorum yapmak, karşılıklı konuşmak, yani bu böyle istenmeyecek durumlara mal verebiliyor ama... Yani insan mesela... Canı sıkılınca ya da sinirle bazen istemediği şeyleri de söyleyebiliyor. O ayrı konu. Benim anlam burada şey, hani böyle bir yerde çalışıp çalışmak istemediğinden emin değilim dediğin zaman hikaye... Hayır yani bu hani sizinle hiç alakalı bir şey değil. Senin bireysel biriyle olan tartışmandan değil, şirkete hepimize yansımış oluyor mevzu yani. Bir tane şey... Bizim böyle bir şeyimiz yok orada. Kadınlara asla bir... Konu yine bilmiyorum orada ama... kadın olarak... bir kendince bir böyle... şey hissettiysem kötü... Benden hala feminist bir insan yok orada. Yani kadınların hakkını savunacak, koruyacak... ki burası... Hani... Her... Buradaki ekip arkadaşımıza gerçekten kardeşimiz gibi baktığımız hani... Böyle saygıda şeyde özellikle ekstra dikkatli davrandığımız bir yere hani siz bir tartışmışsınız galiba, öyle mi? Tartışmış mıyız onu anlamadım yani. Tartışmış mıyız? Abi işte o... Yani... Neyse, sıkıntı yok ya, büyütmek için söylemiyorum. Ben şey değil, kendi aranızda çözebilirsiniz mevzuyu yani şey değil. Bir sakinlemekte fayda var. Söyle abi, bir sıkıntı yok burada. Ekrem olmuş olmamış meselesi değil. İstiyorsan baş başa konuşalım istersen bu arada. Yok, gerek yok. Hayır şey değil, bizim ortamımız böyle... Hadi ben şimdi Berke'ye neyse Ekrem'i yolluyum, gel biz baş başa konuşalım, sen için dök. Biz tamam. Çıkabiliriz oradan bu arada. tamam abi, siz üçünüz çıkın. Çıkın abi. Çıkalım, birazdan gidelim. Ay. Burada şey, kendini kötü hissetme, rahat rahat şey yok yani, ağlayacak bir şey de yok. Rahat rahat konuş yani, şey değil. Ekrem hatalı bir şey yaptıysa ben Ekrem'e, ya da Ekrem bunu farkına varamıyorsa da ben söylerim, bu şey değil. Bizim burada boşuna adalet, samimiyet, mütevazilik demiyoruz. Ne yani Ekrem, sen niye alındın? Ben de büyütebilirim ama... Hani böyle işte şey, işte sen bulaşık yıka falan dediler, oradan başlayalım dediler. Ben dedim ki ne alaka hani, benim bulaşık yıkamamla ne alaka kadınların e-ticaretteki rolü falan. Ama mesela orada benim bozulduğumu anladı, biraz böyle tartışıyor gibi olduk. Ama hiçbir şey yokmuş gibi çekti gitti ve şu an geri gelip hani hiçbir şey yokmuş gibi falan konuşuyor benimle. Ki hani ben kimseye kıracak üzecek bir şey yapmamaya çalışıyordum normalde ama niye böyle olduğunu ben de çok anlamadım. Tamam şimdi konuşur mu yani, Ekrem bulaşıktan başlayın dedi, gülüştüler. Sen buna alındın. Ondan ya biraz sonra şey, başka ne söylendi yani? Açıkçası biraz söylemden öte böyle tavırları bana birazcık garip geldi. Aferin. Bitsin yani mevzu. Dur oğlum dur. Niye? Dalga mı geçiyor? Ya bir Nisan şakası yaptı sana abi. Nurfuket olsun abi. Çünkü... Gerçekten ha. Düzgün insan şakası yapan gibi Mustafa abi bize bir şey yapar. Bu ben adil
Sen... Amir! Sen... Tövbe estağfurullah. Bir insan değil, nasıl bir insan şakası yapıyorsunuz ya? Şakayı bile zamanında yapamıyorsunuz ya. Abi bugün çekerim ki bir insan da yanılmayalım diye. Ben sıkarım var ya. Ama var ya. Sürükler çok güzel. Ya gerçekten çok, çok adilsiniz ya. Gerçekten ya. Hayır. Ama inandınız mı? Ya inandım da sana aşırı kızacaktım. İyi yırttım. Çünkü altı dolu değil. Bu arada bulaşık yıkat... Yani anlattığından ben aslında Ekrem'e inanılmaz sinirlenmeye başlamıştım. Nasıl dersin sen bulaşık yıka diye. Ama hani ben bu şirkette çalışmak istemiyorum demeye dediği için acaba söyleyemedi Ekrem başka neler söylemiş olabilir ki, yoksa hani bu arada sadece o cümle etmiş bile olsa ayıp olurdu ama ne demiş olabilirdi yani hani. Bu arada biz bayağı tartıştık aramızda ne konuda tartışabiliriz diye, bulamadık yani en son bunu bulamadık. Hayır bakıyorum ağzının için ne diyecek acaba? Ya falan filan zamanda geldi şimdi tıkanmış da herhalde. Yok aslında daha yürüyecektin de öyle çok mi? Ani geldi. Ya böyle şey yapmayın bana ya. Kızı çok sevindim. Ya böyle bir şey şaka. İyi ki şakaymış. Ben... Şu an çıkışım verilmiştir. Ben neler çıkıp giderdik yani bunlar. Evet. Çok sevindim.